Kenar uzunlarımız büyük ve hepsi 2 ile sadeleşiyor. 2 ile sadeleştirelim. Burası 13, 5, burası da 15. Sağdaki dik üçgende tabi burası da 90 derece. 5 var, 13 var. Demek ki burası 5, 12, 13 dik üçgeni. Burada da 9, 12, 15 var. 3, 4, 5'in katı. X 9 da demek ki ilişkili. Ama ben 2'ye bölmüştüm. O halde X 9 çarpı 2 18 birim olarak bulunur. ABC üçgeni eşkenar bir üçgen. Üç kenarı da birbirine eşit. Çevresi 6 kök 2 ise 6 kök 2'yi ben 3'e bölersem bir kenarın 2 kök 2 olarak bulunur. Demek ki eşkenar üçgenimin kenarları 2 kök 2. ABD üçgeni ise ikizkenar dik üçgen. 45 45 90 üçgeni, açılarımız 45'er derece. Bu üçgenlerde hipotenüs dik kenarın kök 2 katıydı. 90 derecenin karşısındaki hipotenüs 2 kök 2 ise dik kenarlar 2 2 olmalı ki 2 kök 2 hipotenüs 2 kök 2 katı olsun. O halde dik kenarlarım 2 olmalı. Alan ABD sorulmuş. Dik kenarların çarpımı yarısı dik üçgenlerde. Çünkü dik kenarlar birbirlerinin yükseklikleri oluyordu. O halde alan 2 çarpı 2 bölü 2 olur. 2 birim kare olarak bulunur. Bir eşkenar üçgen çizelim. Yüksekliği 2 kök 3 birimmiş. Yükseklik çizelim. Yüksekliğimiz 2 kök 3. Eşkenar üçgen olduğu için bu yükseklik hem kenarortay hem açıortay hem de yükseklik. Buralar hatta açıortay olduğundan 30'ar derece. Burası 60 derece. Bir kenarına ben eşkenar üçgen 2A dersem buralar kenarortay olduğu için A A olacaktır. Şu soldaki üçgende köşelerini sarı ile işaretlediğim üçgende Pisagor uygulayalım. Pisagor uygularsak 2A'nın karesi eşittir A'nın karesi artı 2 kök 3'ün karesi olur. 2A'nın karesi 2'nin karesi 4. A kare eşittir A kare artı 2 kök 3'ün karesi 4 çarpı 3 yani 12. 4 A kareden A kare çıkartırsam solda 3 A kare kalır. 3 A kare 12'ye eşit. O halde A kare 4 olur. A da 2 olarak bulunur. Demek ki A 2 birim imiş. A 2 birim ise bir kenarı dikkat ederseniz 2A 4 olur. Alan ne olacak? Taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan taban 4, yüksekliğim 2 kök 3, 4 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Dolayısıyla alanım 4 kök 3 birim kare oldu. Çevre istenmiş. Çevrede dikkat edilirse bir kenarı 4 ise çevresi 4 kere 3, 12 birim olan olarak bulunur. Bir ayrıtı A birim olan küp var. Mavi ile çizdiğim bunun yüzey köşegeni. Kırmızı ile çizdiğim küpün içinden mesela şu anki duruşa göre sağ alttan sol üste giden, içini delip geçen köşegen de cisim köşegeni. İlk önce mavi köşegeni bulalım. Burası küp olduğu için tabanı kare, 90 derece olacak. Tabi burası da A olacak. Buralar 45'er derece olacak. Dolayısıyla ikizkenar dik üçgen var burada. A, mavi olan kısım A kök 2 oluyor. Burayı yazabilmem için şu açıları
siliyorum. Burası, pardon, a kök 2. Tabii şurası da a. Burası da bir ayrıt. Burası da a. Burada da bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin bir kenarı a, bir dik kenarı a, diğer dik kenarı a kök 2. Kırmızı ise hipotenüs. Hatta şunu kenara çizelim. Şöyle bir dik üçgen var orada. Burası a. Burası a kök 2. Kırmızıyla aradığım cisim köşegeni genellikle e ile gösteriliyor. Buraya da e diyelim. Bir Pisagor daha yapıp cisim köşegenini bulabiliriz. Yani yüzey köşegenini bulduk. Yüzey köşegeni a kök 2. Cisim köşegeni ise e kare eşittir a kare artı a kök 2'nin karesi a kare artı kareyi dağıtırsak a kare kök 2'nin karesi 2 3'e kare yaptı. O halde e eşittir kök içinde 3'e kare a olarak dışarı çıkar a kare a kök 3. Demek ki cisim köşegeninde a kök 3'müş. Demek ki bir küpün yüzey köşegeni bir kenarının veya bir ayrıtının kök 2 katı, cisim köşegeni ise kök 3 katı. Dik kesişen doğru parçaları var. Bizden istenen AE uzunluğu. Hatta farklı renk yapalım. Kırmızı renk olsun. Pardon. İstenen bu. Ben bu doğru parçalarını bir dik üçgene tamamlıyorum. Tamamlayalım. Şöyle AB'den aşağı dik indiriyorum. Yani AB'yi devam ettiriyorum. DE'yi de sola doğru devam ettiriyorum. Aynı doğrultuda. Dolayısıyla burada bir dik üçgen oluştu. Şimdi şurası 3 derece ise, bu 3 birim ise burası da 3 birim. O halde burası 3. Yine burası 6 ise burası da 6 olur. Çünkü dikdörtgenler oluştu. Burası da 6. O halde benim oluşan dik üçgenim, şuraya ben K dersem, AKE bir dik üçgen. AKE bir dik üçgen. AKE dik üçgenimde, bir kenar 8. Bakın 5 3 daha 8. Diğer dik kenar o da 8. Eşit. O zaman ikiz kenar dik üçgen oluştu. Yani şuralar 45'er derece olmuş oldu. Dolayısıyla AA kök 2'ydi. Yani hipotenüs dik kenarın kök 2 katıydı. AE yani benim aradığım yer 8'in kök 2 katı 8 kök 2 birim olarak bulunur. İkizkenar dik üçgenin hipotenüsünü biliyorum. 4 kök 2. Bir tane ikizkenar dik üçgen çizelim. Hipotenüsünü biliyoruz. 4 kök 2. O halde dik kenarları 4, 4 olmalı. Artık çok yaptık. Hızlı yazıyorum. Çünkü hipotenüs ikizkenar dik üçgende dik kenarın kök 2 katı idi. Çevresi sorulmuş. Çevresi 4 artı 4 artı 4 kök 2. Tabi sayıları toplayabilirim ama köklü sayıyı, köksüz sayıları topladım. Köklü sayıyı, köksüz sayıyı toplayamam. O halde çevrem 8 artı 4 kök 2 olur. Bu çevrem. Alanını bulalım. Alanda dik kenarların çarpımının yarısıydı dik üçgende. Yani 4 çarpı 4 bölü 2. Alalım da 8 birim kare olarak uzunluk birim, alan birim kare. Kenarlarında gezdiğim dik üçgene dikkat ederseniz, bu dik üçgende dik kenarlardan biri 3,
Hipotenüs ise bunun kök 2 katı, 3 kök 2. Yani bu bir ikizkenar dik üçgen. Çünkü ikizkenar dik üçgende, yani 45 45 90 üçgeninde, yani şu açılarımla 45'er derece. Burada kullanmayacak olsak da başka bir soru da gerekebilir. Hipotenüs dik kenarın kök 2 katı oluyordu. Demek ki x de 3 olmalı. Şimdi üzerine gezdiğim üçgene dikkat edelim. Hipotenüsüm y. Kenarlarım ise 3. Bakın burası 4. O halde burası dik kenarlar 3 ve 4 ise hipotenüs de 5 olmalı. Çünkü şurası 4. 3, 4, 5 üçgenin. Dolayısıyla y de 5 olarak bulunur. Şimdi en büyük dik üçgene dikkat edelim. Bir kenarım 3. Diğer dik kenarım 4, 2 daha 6. Z'yi bulacağım. Z kare eşittir dik kenarların kareleri toplamıydı Pisagor'a göre. 3'ün karesi artı 6'nın karesi. 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36, toplarsam 45. Bu da 9 çarpı 5 yapar. Bu z kare. Z ne olur? 9 dışarıya 3 diye çıkar. 5 ise çıkamaz. 3 kök 5 olarak bulunmuş olur. Demek ki x 3, y 5, z de 3 kök 5 olarak bulunmuş oldu. Duvara dayalı bir tahta var. Tahtanın dayandığı yerdeki yükseklik 2,8 metre. Şurası da 2,1 metre. Yani burada bir dik üçgen oluşmuş. Burası da tabii ki duvar yere dik olacağı için 90 derece. Benden tahtanın uzunluğu istenmiş. Pisagor sorusu. Yalnız virgüllü sayılar var. Bu virgüllerden kurtulmak istiyorum. Çarpı 10 yapıyorum bakın. Çarpı 10 yaptım. Burası ne oldu? 21 oldu. Şurası da 28 oldu. Dikkat edersem 28 de 21 de 7'ye bölünür. Bölü 7 yapıyorum. 7'ye böldüm. 7'ye böldüğümde burası 4 oldu. Burası 3 oldu. Bakın 3, 4, 5 üçgeni çıktı. X 5 de orantılı. Şimdi 7'ye bölmüştüm. 7 ile çarpmam lazım. 10 ile çarpmıştım. 10'a bölmem lazım. Geri alıyorum işlemleri. Dolayısıyla 35 bölü 10 x 3,5 metre olarak bulunur. Şekilde bir sarkaç var. Daha çok fen derslerinde gördüğümüz. Bu sarkaç hareketli. Şöyle bir hareket yapıyor ve şu pozisyona geliyor. Burada da fotoğrafını çektiğimizi düşünelim. Bu hareketi yaparken. İşte bu çekilmiş fotoğrafta donmuş anda oluşan x'in, tabi orada bunun yatay hizasının ilk konumuna göre 8 birim yukarıda olduğunu görüyoruz. Oluşan x'in büyüklüğü istenmiş. İpimin uzunluğu sarkaçtaki 13. Dolayısıyla bu değişmeyecektir. Yani burası da 13 olacak. Hatta ilk konumda şurası da 13. Şu bölge 8 ise üst parça ne olur? 13'ten 8 çıkaralım, 5 olur. Şimdi dik üçgen dikkat edelim. Özel bir dik üçgen. 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki x 12 birim. Eşkenar üçgenin bir kenarı a birim ise yükseklik ve alanını a cinsinden bulunuz denmiş. Bir eşkenar üçgen çiziyorum. Yüksekliği bu olacak. Alan içinde önce yüksekliği bulmam lazım. Alan formülü aslında daha önceden kullanmıştık. Şimdi o formülü elde edeceğiz. Bir kenarı a birim. O halde bu yükseklik aynı zamanda kenarortay olacağı için a bölü 2 olur. Bir kenarı şuradaki bir parça a'nın yarısı tam ortadan böleceği için kenarortay olduğundan a bölü 2 olacaktır. Aslında burada bir 30-60-90 üçgeninde oluşmuş oluyor. 30-60-90 üçgeninin özelliklerini de biz bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda. Şimdi şurası h. Bir Pisagor uygulayalım. H kare artı a bölü 2'nin karesi eşittir a kare.
A bölü 2'nin karesi a kare bölü 4 olur. Bunu karşıya eksi olarak atalım. H kare eşittir a kare eksi a kare bölü 4 olur. 4 ile a kareyi çarpıp a kareyi çıkartıyorum. Pratik olarak kaydeşliyorum. 4 a kareden a kare çıkarsa 3 a kare bölü 4 kalır. H eşittir a kare dışarı a diye çıkar. 4 de 2 diye çıkar. A bölü 2 köküç olur. Demek ki H neymiş? A bölü 2 köküç. Demek ki şunu görüyoruz burada. 30 derecenin karşısındaki kenarın 60 derecenin karşısındaki kenar köküç katı. Bakın A bölü 2'nin köküç katı oldu. Ayrıca 90 derecenin karşısındaki kenar da 30 derecenin karşısındaki kenarın 2 katı. Bu aslında 30-60-90 üçgeninin özellikleri. Yüksekliği bulduk. Yükseklik neymiş? A köküç bölü 2. Alanı bulalım. Alan da taban çarpı yükseklik bölü 2 olacağı için taban A, yükseklik A köküç bölü 2 bölü 2. Buradan da ne olur? A ile A'yı çarparsam A kare köküç bölü 2'ler de çarpılır. Bölü 4 olur. Demek ki eşkenar üçgenin bir kenarı A ise alanı A kare köküç bölü 4 imiş. Doğru parçaların uzunluklarını bulmam için bunları dik üçgene tamamlamam lazım. Bakın bir ikizkenar dik üçgen çıktı. 1, 2, 3, 4 birim. Yine 2, 4 birim. Dolayısıyla 4, 4. Hipotenüsüm ne olacak? Bunun kök 2 katı 4, kök 2. Dik üçgeni tamamlıyorum. Bakın dikkat ederseniz 1, 2, 3. Burası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. Aslında bizim bir özel üçgenimiz daha var. Bu da çok sık kullanılır. Ondan da bahsedelim. Şöyle bir dik üçgen. K 2K eğer dik kenarlardan biri diyen 2 katıysa hipotenüsüm K kök 5 olur. Burada da dikkat ederseniz 3, 6 o halde hipotenüsüm küçüğün kök 5 katı yani 3 kök 5 olacaktır veya Pisagor'dan da hesaplayabilirsiniz. Dik üçgeni tamamlıyorum. Burası 3. 1, 2, 3. Burası 2, 4, 6. Aynı üçgen olmuş bu da. 3, 6. Demin öğrendik. Dik kenarlardan biri. Yani demin ki üçgenin sağ yatmış hali 3, 6. Burası da 3 kök 5 olarak bulunur. Yani şu iki üçgen birbirinin aynısı yatmış hali. Geldik en uzununa. Bununla dik üçgenini oluşturduk. Dik üçgeni mesela şu yukarıdan da oluşturabiliriz. Fark etmez. Ölçüyorum. 2, 4, 5. Kısa dik kenar 5 birim. Uzuna bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uzun dik kenar 12. Bu da dikkat ederseniz 5, 12, 13 üçgeni çıktı. O halde bu doğru parçası 13 birim olur.